Herkese yepyeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bisiklete bindim, spora gidiyorum. Hızlıca bir sporumuzu yapalım. Sonra evimize gelelim. Sabah erkenden uyandım, işlerimi hallettim. Aden'i okula götürdüm, gönderdim. Bugün günlerden cumartesi, güzel bir gün olacak. İnanılmaz bir diyet yapıyorum. 2 kilo verdim, aşırı mutluyum. 4 kilo daha vereceğim şimdi. Hadi gidelim sporumuzu yapalım, sonra da gelelim. Arkadaşlar yollarda yine bir sürü at var, bakar mısınız? Çok güzel değiller mi ya? Çok tatlı. Spora geldim, şu halime bakar mısınız? Spora geldim. Gayet güzel ve eğlenceli bir bisiklet sürüşüydü. Şimdi güzel bir spor yapacağım. Buradan çıkacağım, hemen eve gideceğiz. Yemek hazırlayacağım. Yemeğimizi alıp sahile gideceğiz yemeğe. İnşallah öyle bir planım var. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Ben spora hazırım ve gidiyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Merdivenleri biraz zor iniyor olsam da aşırı mutluyum. Spor güzel bir şey. Siz de gidin. Suluğum her zaman yanımda. Şu suluk o kadar ağırlık yapıyor ki bitsin diye. Ağırlığı hafiflesin diye sürekli içiyorsun. Bu yüzden de bol bol su içiriyor. Bunun linkini size bırakın. Bisikleti buraya bıraktım. Şimdi yolcu yolunda gerek. Gidelim bakalım. Çıkıyorum, bisikletime bindim. Biraz böyle geze geze eve gitmeyi düşünüyorum. Biraz çevreyi de keşfedeyim. Böyle yollarda bu tarz ineklere, öküzlere rastlamamız çok normal arkadaşlar. Her yerde var. Şu yol boyunca her yerde. Arkadaşlar eve geldim. Çok güzeldi. Yine dolana dolana geldim ama daha fazla geç kalamazdım. Çünkü yemeğimi yemem lazım. Yemek saatim geldi. Hatta şu an 5 dakika geçmiş. Hemen yemeğimi yiyeceğim. Biraz dinleneyim, sonra belki şey yaparım, sahile giderim. İşim yok çünkü. Yemek de yaparım hemen hızlıca ben. Yoruldum vallahi. İzlemiştim çıkarken. Ay. Hemen mutfağa hemen yemek hazırlayayım. Arkadaşlar, ay kulaklığım düşmedi. Kulaklık taktım da sesim arada kesilip gidiyor ya. Bunu biraz dikkat ettiniz. Sizince ben de böyle kulaklıkla bir çözüm buldum. Şimdi hemen hızlıca köftemi hazırlayayım. Biliyorsunuz diyet yapıyorum. Hemen hızlı hızlı köfte, bulaşıkları yerleştirmiştim. Bulaşıklarım yıkanmış. Allah'ıma şükür olsun hemen yıkanmış. Şöyle hızlıca köftelerimizi yapalım. Oh ne güzel yapılmış. Ay bir deterjan kullanıyorum, o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Bulaşık makinesine koyuyorum, bütün ev kokuyor. Yani o kadar lezzetli diyorum ya. Çok acıktım, çok belli değil mi? O kadar güzel ki bütün ev mis kokuyor diyeceğim. Lezzetli. Ya çok acıktım yani. Şimdi 4 köftem var, bolca salatam var. Yanına da başka da bir şeyim yok. 4 köfte ve yanına da salatalık. Varsa ya, bir de var ya, marketten geçince dedim ki markete girecek miydim bugün dedim, yok dedim sonra. Aslında markete girecekmişim ya, bakın şimdi daha aklıma geliyor. Bugün de akşam yemeği olarak pırasamız var. Pırasayı da çıkartayım, akşam yemeğimizde pırasa yapacağım. Ondan sonra cıma. Salata buldum, 2 tane 3 tane buldum. Yanıma da 3 tane salata doğrayayım. Aa, çoraplarım çıktı. Çoraplarımı giyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca menümüzü hazırlayalım. Pırasalar da bulmuşum ki onları unutmayayım. Unutursam yapamam
yapma. Yapamam, yapamam. Hiç böyle işte. Bu da sürekli düşüyor. Benim tregusum delik ya. Bu yüzden o da sürekli düşüyor kulaklığım. İnşallah sesimi çok iyi alıyorsunuzdur ya. O kadar boşuna çekmiyorum. Alıyorsunuz, alıyorsunuz. Bu arada vlog yükleyeceğim yemeğimi yedikten sonra. Daha editini yapamadım. Ya daha böyle, ya aslında dün akşam yapacaktım arkadaşlar. Bana dün bir şey oldu. Ve ben dün inanılmaz uyudum yani. Kafamı kaldıramamacası ya. Çok erken uyudum. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Geceleyin ben uyuduktan sonra Alp biraz oturmuş. Ondan sonra gece Alp yattı, yatınca birdenbire bizim aşağıda bir şeyler devrildi. Yani mutfaktan birkaç ses geldi, bir şeyler devrilmiş. Ondan sonra Alp kalk dedi, Selda dedi, mutfakta bir şeyler oluyor dedi, galiba hırsız girdi. Aslında bu ev hırsız girmesi biraz zor, sonuçta güvenlik var yani falan, ama neyse. Hani belki hani dedik, hani hemen koşa koşa aşağıya indik. Da inmedim ben daha doğrusu. Alp indi, ben inemezdim zaten, hala uyukluyordum. Sonra geldi işte buradaki şeyler düşmüş. Ekmek kesmek tahttan falan düşmüş. Sabah böyle çok anlayamadım ben gecede. Çok sersem gibiydim. Sabah Allah'ım bu nasıl düşmüş olabilir? Yani önünde koca bir kavanoz var. Çerez dolu içi. Ay salatanın yarısını kesti. Ondan sonra önünde çaydanlık var. Dedim ki nasıl düştü yani? Kavanozları bile düşürmüş. Alp'e dedim ya nasıl dedim düştü falan. Sonra Alp dedi ki ya dedi sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi gece bunlar dedi şey yaparken ben dedi sabah aşağı inerken dedi aslında gece dedi ben dabbeyi izliyordum dedi. Ondan dedi çok korktum. Yani ne olduğunu anlamadık. Bunlar nasıl düştü bilmiyorum. Benim eşim de gece dabbeyi izliyormuş. Yani ne oldu bilmiyorum. Tövbe tövbe ya. Gerçekten biraz korktum yani. Abi diyor ki sen kendini düşün diyor. Bak diyor yalnızsın diyor. Ya dedim canım sakın sen bunu adam gitmeden önce niye söylemiyorsun? Manyak mısın sen? Allah'ım ya. Bak şimdi eve gelmeye dedim bak istemiyorum. Çıkacağım gideceğim şimdi. Manyak adam ya. Hemen hızlı şuna bir hazırlayayım. Yiyelim görüşelim. Bir yandan arkadaşlar benim bulgur pilavım pişiyor. O pişerken ben de pırasa yemeğini de hazırlayayım dedim. Ben önce şu havuçları bir... Ya şöyle kesecek aldım, hiç hoşuma gitmedi ya. Alışamadım buna ben bir türlü. Ama bir türlü de maşallah havucun yarısını götürüyorum yani. Yani hızlı hızlı, pirinçsiz, çok güzel bir pırasa yemeği yapacağım ki pırasa yemeği akşama kadar soğusun. Çünkü soğuk yemeği seviyoruz. Adem'im de şükürler olsun okulda çok güzel yemek yediği için artık ona şeyi de düşünmüyorum yani hani ilaki yemek ne isterse yediriyorum akşam. Çikolata ekmek dese çikolata ekmek sürüyorum. Ne bileyim çorba içmek istemiyorsa o gün makarna yapıyorum, pilav yapıyorum ya da işte çorba veriyorum gibi gibi her gün böyle. Zaten bizim evde genel olarak her gün farklı bir şey pişiyor ama şimdi biraz daha rahatım çünkü ben her öğle kahvaltıda, öğle yemeğinde hep böyle farklı şeyler yapmak zorunda kalıyordum ve çok yorucu oluyordu benim için. Şimdi kahvaltıda da Alp bana uyuyor artık. Diyet ve spor beslenmesi yapıyoruz. Adem'im de zaten Allah'a şükür okulda yiyor. O yüzden çok mutluyum. Arkadaşlarıyla yiyor. Akşam notu yazıyor öğretmenim. Onları okumak bile beni çok duygulandırıyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok duygulanıyorum ya. Ne bileyim. Öyle işte. Duygulanıyorum. Ne yapayım? Çok çok. Cam aşağımızı keselim. Hiç gerek yok. Radyomuzu açalım mı? Tansaklı video istiyoruz. Oğlum Berat ile birlikte oynayacağız demiş. Böyle arka arka. Siz de biraz rahat edin. Valla şu an yolcu beni dinliyor mu acaba? Şimdi yolcudan isteyip de çalmadı yine eğer. Eğer ben bu şarkıya yer verirsem valla basar burayı. Yemek saatinde biraz saydırım ama. Yemeğinde efendim benim işin içinden çıkamam. Ama şöyle bir şey yapalım mı? Hadi çocuklar hassasınız ya efendim. Bak yolcucuğum kusura bakma ya. Ya ne yapayım ya ben dinleyicilerim kıramıyorum arkadaş. O zaman ne yapıyoruz? Zeynep'in olduğu için hadi bakalım benim. Bu Sedoğan'a şöyle bir uzak verelim ve samsak da vecidesin. Gömme de gömme.
gün bom ebe kömeci. Hadi hoba. Ya bu şarkı nasıl bir lanettir ya, nasıl böyle herkesin ağzına dolandı ya, inanılmaz değil mi gerçekten de? Aşırı da saçma bir şarkı. Ama insan böyle içi coşmuyor mu arkadaşlar? Burası. Ay nasıl mutluyum ben bugün ya, böyle mutluyuz arkadaşlar ya. Planımız hazır arkadaşlar, ben önce hemen yemeğimi yiyeyim çünkü saatim daha fazla geçmesin. Yiyeyim onu, sonra devam. Sonra devam. 3 yemek kaşığı da bulgur pilavımız var. Bisküvi bulgur pilavı olmuş pilav. Bulgur pilavını çok şey yapmadan, çok kurutmadan seviyorum ben arkadaşlar. Öbür kısmı bana aşırı kuru geliyor. Evet. Yemeğimiz 4 köfte, 3 salata, 3 yemek kaşığı bulgur pilavı. Hadi bana afiyet olsun. Şimdi bana şey soracak olabilirsiniz, neden oruç tutmuyorsun? Arkadaşlar midem benim çok hassas, aşırı hassas ve midem inanılmaz fazla yükseliyor ve ben çok sık istifra ediyorum, yani çok fazla kusuyorum. Bu yüzden bunu yaşadığım zaman kendimi kusmamak için kasıyorum ve başım tutuyor, bu sefer çok migrenim tutuyor. Bütün günü ölü gibi geçiriyorum ve bu benim sağlığıma hiç faydalı değil. Bu yüzden tutmuyorum. Allah tutan herkesin kabul etsin. Tabii ki de. Ama sağlıklı bir bireyseniz tutun. Ama bir şey sağlığınıza zarar veriyorsa artık önemli şey sağlık. Aden eve geldi. Tam buraya koydum. Ben o sürpriz almıştım da. Ya ne bu kadar seni eğlendiren ya? Ya. Hayır oturma, istemiyorum. Ben şaka yapmıyorum. Seni ısırırım. Tamam gerçekten. Isıracağım. Elim ısırma. Aden şimdi bir tane yedi, bir daha yemek istiyor. Vereyim mi sizce? Bak ne? Vermeyin diyorlar. Bir tane yetermiş. Yarın yemen gerekiyor diyelim, biliyor musun? Anne, ona yedirdi bize. Yiyin mi dedi, yemeyin mi dedi? Yedi. İyi misin? İyi misin demiş. Yedirdi. Hayır. Ya. Sıkır çalacağım bunu. Ya sen nesin ya? Anne. Sen nesin? Ne bu? Ne bu? Bu ne arkadaşlar? Bu ne, çok azıcık. Bana geldi diyor ki, anne sen ne yaptın bugün? Neden geldin? Anne ya.
pırasayı yaktı. Bakmak ister misiniz? Pırasayı resmen yaktı. Salçasından dolayı biraz yandı. Allah rahmet eylesin. İnşallah arkadaşlar, pırasamız çöp oldu. Çok o kadar üzüldüm size anlatamam. Çünkü ısıtırken böyle yaptım. Ben kafa neyin kafasını yaşıyorum bilmiyorum. Neyse Alp bana ne getirmiş bana. Lekaletini almış arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum. Arkadaşlar yemekten sonra yine çok mayışıp ben uyumuşum. Niye böyle çok uyuyorum bilmiyorum ama spora gittiğim günler biraz daha yorgun olduğumu fark ettim. En azından bir alışma sürecinde bu şekilde devam edecek. Ben şimdi vlogu kapatacağım. Sizleri çok seviyorum. Diğer iki vlogda görüşmek dileğiyle. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.